بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن الهيدر حسين بن يا ابن الهيدر 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 جان زينب جان زينب عشق زينب عشق زينب عشق زينب يا ابن الهيدر الله Tur Dağı'nda Hazreti Musa'ya şöyle vahiyde bulundu. Falan mağaraya git, orada bir kulum var. Benim hakkımda çelişkiye düşmüştür. Onunla konuş ama sakın kırma. Hazreti Musa Allah'ın emrine uyarak belirtilen mağaraya gitti. Oldukça düşünceli ve kaygılı bir gençle karşılaştı. Genç nedense ağlıyordu. Selam verdi. Genç onu görür görmez yüzündeki semaviyeti fark etmişti. Ey yabancı, kimsin sen? Bu yüz bana senin büyük bir insan olduğunu söylüyor dedi. Hazreti Musa, ben Allah'ın peygamberi Musa'yım diye yanıt verdi. Allah beni sana gönderdi. İçinde bulunduğun durumu öğrenmem gerekiyor. Ne tür bir çelişki içindesin, söyler misin? Genç, endişeli haliyle cevap verdi. Ben boş yere Allah'ı çekiştirmiyorum ama şunu da öğrenmek istiyorum. Allah'ın rahmeti tüm kainatı kuşatmışken nasıl oluyor da cehennemi yaratabilir? Oysa ki bana göre Allah'ın merhametiyle kahredici özelliği birbiriyle çelişki içerisinde. Hazreti Musa bu sözler karşısında daha fazla dayanamadı. Ey genç, Allah'a karşı nasıl böyle konuşabilirsin? Sence bu edep sınırlarını aşmıyor mu? Allah'a inandıktan sonra artık ona neden, nasıl diye sorulmaz diye çıkıştı. Derken Allah Hazreti Musa'ya yine vahide bulundu. Ey Musa, seni onunla ılımlı bir şekilde konuşasın diye gönderdim. Edebinden dolayı kınıyasın diye değil. Bu kulum rahmetime layık olduğu halde cehennem ateşinin niçin yaratıldığını bilmiyor. Dolayısıyla ona Kerbela faciasını göster. Böylece bir takım sırları da öğrenmiş olur. Hazreti Musa tekrar gencin yanına gelerek, ey genç, şu iki parmağımın arasına iyice bak. Böylece görmen gerekenleri göreceksin dedi. Bu öyle bir sahne ki gerçekleşecek. Taze goncalar ölecek, başları kesilecek. Büyük mahşeri gördün mü sen ey gafil? Asıl mahşer Kerbela'da kopacak. İşte Hüseyin'in gençleri kanlar içinde. Binlerce yarayla uzanmışlar kumlu toprağa. İçlerinden bir pir çıkmış meydana, bir başına, sanki sura üfleyince. Yalnız kalmış bir pir, on binlere karşı, düşmansa pusuda, kılıçlar hazır, mızraklar hazır, oklar hazır. Kiminin elinde zehirli hançer, başını kesmeye şimri zilcevşen hazır. Merhamet yok onlarda, taş kesilmiş kalpleri. Hüseyin'i bırak, bebeklere bak sen, solmuş güller gibi sanki susuzluktan. Hele biri var içlerinde, babasını çağıran. Baba, su var mı? Su deyip yanan. Biri de susuzluktan perişan olmuş, ıslaklığı tatmış ama kanıyla. Hele Fırat'a bak, nasıl da kıvrak, nasıl olur da bu su haram kesilir? Oysa ki değil miydi ki bu su? Son peygamberin kızının hediyesi. Genç adamın gözleri iki parmak arasında bir pire ilişti. Solgun ve bitkin bir halde yere diz çökmüş, kırık bir mızrağın desteğiyle ayakta zor duruyordu.
gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Etrafına bakıp bana yardım edecek kimse yok mu diye bağırıyordu. Tüm yakınları kan deryasında boğulmuştu ve çadırlardan çocukların feryatları yükseliyordu. Genç adam bu olayları görünce daha fazla izleyemeyip bayıldı. Kendine geldiğinde, "Ey Musa, o yalnız pir kimdi öyle? Tek başına on binlerce insana karşı savaşıyordu," diye sordu. "O yüce insan ahir zaman peygamberinin evladıdır. Bu peygamberin ümmeti önce onu şehirlerine davet edecek, daha sonra etrafını abluka altına alacak, suya geçit vermeyecek ve fedakar dostlarıyla birlikte onu şehit edecekler." Genç adam daha önceki düşüncelerinden dolayı oldukça pişman olmuştu. Büyük bir ah çekerek ağlamaya başladı. Hazreti Musa onu bu halde görünce tekrar sordu. "Allah Resulü'nün evladını vahşice öldüren bu canilerin cezası nedir biliyor musun?" Genç adam başını kaldırarak cevap verdi. "Allah'a ant olsun ki cehennem ateşi bile onlar için azdır.